Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün sizler için yine kafanızda çok merak ettiğiniz ve cevabını aradığınız bir soru için bakım yapacağım. Melek kartlarıma soruyu soracağım. Bakalım melek kartlarım sizin için ne cevap verecekmiş. Sorumuz şu: beni seviyor mu? Net. Beni seviyor mu? Yani aklınızdaki kişi olabilir, platonik olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, ilişkiniz vardır. Şu anda kafanızda soru işaretleri vardır. O yüzden dolayı da sorumuz gayet net ve açık. Beni seviyor mu sorusunun cevabını arayacağız hep birlikte. Şimdi her zaman yaptığımız gibi melek kartlarımı bütünün hayrına olması dileğimle sizler için niyetliyorum ve karıyorum. Ve niyetimizle bakalım beni seviyor mu sorusunun cevabı ne diyerek kesiyorum. Ve sizlere her zaman yaptığımız gibi kartlarıma iyice konsantre olmanız, rezone olmanız için şöyle bir sizlere, evet, sizlere sunuyorum kartlarımı, meleklerime. Güzelce bir rezone olun bakalım. Şimdi kartlarıma odaklanır iken, hatta videoyu durdurup da daha net böyle enerjinizi vermek istiyorsanız yapabilirsiniz. Hemen şurada gördüğünüz gibi eril enerji figürü var. Eril enerji niyetliyorsunuz. Eğer dişil enerji iseniz eril enerjiyi, aklınızdaki, hayatınızdaki, artık düşündüğünüz her kimse beni seviyor mu sevmiyor mu diye kimi merak ediyorsanız ona niyetliyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Ve burada da bir dişil enerjimiz var. Dişil enerjimizde şu şekilde: eğer ki bu videoyu izleyen eril danışanlarım var ise, onlar da akıllarındaki ya da hayatlarındaki ya da merak ettikleri her kim var ise ona niyetliyor. Evet, niyetlerimizi yaptık. Evet, her zaman dediğimiz gibi bütünün hayrına olması dileğiyle kartlarımı çekmeye başlıyorum. Öncelikle ilk kartlarımı eril enerjiler adına çekmek istiyorum. Haydi bakalım bakalım. Bakalım. Niyetlediğiniz eril enerji, kalbinizdeki, gönlünüzdeki ya da hayatınızdaki eril enerji her kim ise sizi seviyor muymuş? Bakalım sorumuzun cevabı gelecek mi meleklerimizden? Evet. Şöyle karıştılar. Şöyle bir tane de sonuç alıyorum eril enerji için. Şimdi bu kartlarımızı eril enerjiye bırakıyorum. Ve bu da sonuç. Ve dişil enerji için çekelim bakalım. Evet, dişil enerji beni seviyor mu sorusuna ne cevap verecekmiş bakalım sevgili eriller. Biliyorum ki benim videolarımı izleyen çok fazla eril enerji danışanlarım da var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Umarım bir nebze olsun sizlere ışık olabiliyorumdur. Yol gösterebiliyorumdur. Evet, bakalım. Evet. Son bir tane de dişil enerjimiz için sonuç kartı çekiyorum. Evet. Şimdi dişil enerjimiz
sonuç kartı. Eril enerjimiz ve sonuç kartı. Şimdi aslında açıkça söylemek gerekirse ilk kalbimden geçen eril enerji, ama ve lakin ben dişil enerjiyle başlamak istiyorum. Hadi bakalım bakalım. Eril enerjiler, hazır mısınız? Bakalım dişil enerjiler. Sizi seviyor muymuş? Kalbinizdeki, aklınızdaki, niyetlediğiniz kişi sizinle ilgili neler düşünüyormuş? Bakalım bakalım. Sevgili eriller, ne yaptınız bu dişil enerjilere? Bu kadar üzmüşsünüz. Artık yorulmuş, bıkmış, bezmiş bir şeylerden. Niye bu kadar zalimkar davranıyorsunuz? Anlayamıyorum sizleri. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar. Sevgili eril enerjiler. Niyetlediğiniz dişil enerjiler için beni seviyor mu sorusuna cevap olarak gelen en önemli kart burada. Az önce size söylediğim gibi. Davranışlarınız ve özellikle partnerinize söylediğiniz bazı yalanlar yıkıma uğratmış karşı tarafı. Aslında size karşı duyguları olan, gerçekten sizi seven, düşüncelerinde olan, hatta sizin için fedakarlık, vefakarlık, hatta kendinden tavizler ya da ödünler veren bir dişil enerji görüyorum burada. Gerçekten sizinle anlaşmak istediği için çok ciddi anlamda mücadeleler vermiş. Ama kendi ailesiyle, ama etrafındaki insanlarla, ama arkadaş çevresiyle. Beni seviyor mu derseniz evet. Bakın hemen her zaman yaptığım gibi ve en sevdiğim kartlardan biri olan ayrı, dargın, kırgın ya da küs dahi olsanız, ya da şehir olarak aranızda mesafe olabilir, belki ülke olarak da mesafe olabilir, ya da aynı şehirdesiniz de aranıza mecazi olarak mesafe koymuşsunuzdur. Ama her şeye rağmen bu dişil enerjinin size hala elleri de, kalbi de, düşünceleri de hala sizde. Ama ve lakin burada gerçekten aranıza düşmanlıklar, kırgınlıklar, kin, nefret, öfke ve kıskançlıklar girdiğini görüyorum. Bakın üçüncü kişiler de var burada. Hani bunlar hainlikler ya da ihanetler de olabilir. Özellikle dişil enerji sizinle bağlantılı, kafasındaki çok sorunun cevabını net olarak alamamış. Aslında hala yaşadığınız görüş ve fikir ayrılıkları var. Yani düşünce ayrılıklarınız çok fazla. Hani ikna edememişsiniz. Eğer ki ikna olsa zaten şu an niyetlediğiniz dişil enerji gerçekten sizi çok seviyor. Yani sevgi anlamında en ufak bir şüpheniz olmasın diyorum. Tabi burada bakın bir parantez açmak istiyorum. Kolektif bir açılımdır. Tabii ki özel bir açılım değildir. Demek ki niyetleyenlerin içinde çoğunluğun aklından geçirdiği kişinin eril enerjiye karşı duyguları varmış burada. Yani o yüzden hani bunu lütfen belirtmek istedim. Dikkate alırsanız sevinirim. Evet, ayrıca yine dişil enerjinin sizinle bağlantılı kendini kötü hissettiği ya da zor durumda kaldığı konularda yanında olamadığınızı görüyorum. Zira yaptığınız dişil enerjiyi huzursuz eden, geren, strese sokan ya da sinirlendiren konuşmalar ya da yazışmalar olabilir aranızda. Bunları kafasına çok taktığından dolayı zaman zaman da iletişimsizlik yaşamanız. İşte burada iletişiminiz kesilebilir ya da iletişiminiz kesiktir ya da bir haber alamadığı için size
kızgınlık ve kırgınlık duyduğunu da görüyorum. Ama burada en önemli konu kıskançlık. Bakın, kıskançlık özellikle aklınızdaki dişil enerjinin sizi savurup atmasına sebep oluyor. Onu da bir göstereyim. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi savurup attığını görüyorsunuz. Dişil enerjinin. Bir de en önemli konuyu sona sakladım. Bakın, dürüst davranmadığınızı düşünüyor. Dişil enerji, yani aklınızdaki kişi maalesef sizin çok da samimi olmadığınızı, dürüst davranmadığınızı düşünüyor. Ama burada yine size düşen görev dişil enerjiyi bir şekilde doğru ve dürüst olduğunuza inandırırsanız, aradaki bu kıskançlıkları ya da buzları eritebilirseniz, özellikle iletişimle bağlantılı sorunlarda doğru çözüm yoluna giderseniz, şunu net olarak söyleyebilirim ki aklınızdaki dişil enerjinin size olan sevgisi tam. Evet, sonucu şöyle bir final olarak saklayalım. Gelelim eril enerjiye. Şimdi evet sevgili dişiler, bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki, niyetinizdeki, evet, eril enerjiler sizinle ilgili ne durumda imiş? Sizi seviyor muymuş bakalım? Beni seviyor mu sorusuna ne cevap verecek? Evet. Şöyle açalım kartlarımızı. Şöyle belirgin olsun. Evet. Evet ya, işte. Aa, bir tane eksik. Şuradan hemen bir tane alıyorum. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bakın. Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. O kadar enteresan kartlar var ki önümde. İnanın nasıl yorumlayacağımı bir an ben de bilemedim. Şaşırdım. Şimdi sevgili eril enerjiler. Burada bana darılmayın, kırılmayın. Çünkü İlişkinizde dengesizsiniz. Yani bir geliyorsunuz, bir gidiyorsunuz. Bu yüzden dolayı da gerçekten karşınızdaki kişinin artık psikolojisi ciddi anlamda bozulmuş. Yani sizin yarattığınız bu kısır döngü ya da sevgide ya da ilgide verdiğiniz bir var bir yok, bir dargın bir barışık ya da o kısırlık ya da verimsizlik ister istemez karşınızdaki kişinin psikolojisini de bozmuş olduğunu görüyorum. Şimdi niyetlediğiniz eril enerji sevgili dişiler aslında size karşı ikiyüzlü. Yani ikiyüzlü derken şunu kastetmek istiyorum. Sizin kaderinizde olmanını istiyor. Yani bakın şöyle yine gösterelim kader çarkını. Kaderini değiştirecek bir noktada olduğunuzu ve kaderinde ya da hayatında ya da geleceğinde olacağını biliyor aslında. Ama ve lakin sıkıntı şu ki bu yüzden dolayı ise tedbirli davranıyor. Bakın, tedbirli ve dikkatli davranıyor ve bu yüzden dolayı da iki yüzlü davranıyor. O aklınızdaki kişi. Tabii ki bu davranışlar ister istemez size de haksızlık olduğunu düşündürüyor ki gerçekten bu yapılan davranışlar sizin için bir haksızlık. Ha, seviyor mu sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilirim burada. Evet, bakın, aklınızda ya da kalbinizde ya da hayatınızda olan, niyetlediğiniz her kim ise sevgili dişil enerjiler. Evet, niyetlediğiniz kişinin aklında ve kalbinde sizinle bitmeyen bir bağı var. Ama bu bağ bende o kadar enteresan bir sonuca götürüyor ki beni. Yani benim hayatımdaki bu kişi ya da beni düşünen bu dişil enerji hep var. Var olmaya da devam edecek. Yani o garanti. O burada bir dursun. Ama ben yine de bildiğimi okuyayım kafasında
olduğunu görüyorum. O kadar enteresan ki bakın, sizi hayatınızdan gitmenizden de korkuyor bu aklınızdaki kişi. Evet, size bakın bir daha söylüyorum, sevgisi var ama o kadar da, yani ölüyorum bitiyorum aşkından değil. Çünkü siz bu niyetlediğiniz kişiye o kadar kendinizi nasıl söyleyeyim belirtmişsiniz. Yani sizden çok emin. Sizden çok emin olduğu için de yani bu sevgisini ya da kıskançlığını ya da size olan ilgisini çok göstermiyor olarak görüyorum. Bu yüzden dolayı da gördüğünüz gibi otoriter ve zalimkar davranan bir erkek profili olarak benim karşıma çıkıyor. Burada hatta harfler de verebilirim. Adında ya da soyadında R, A, E, K, H, M, N, F ya da T harflerinden biri ya da birkaçı olan, adında da olabilir, soyadında da olabilir. Bir erkek niyetlenmiş burada. Böyle bir erkekle bağlantılı özellikle niyetleyenler var ise biraz dikkatli olsunlar. Çünkü gerçekten üzülmüşsünüz, gözyaşı da dökmüşsünüz, zaman zaman pişmanlıklar da yaşamışsınız. Hatta bırakıp gitmek de istemişsiniz ama siz de hani ne senle ne sensiz kafasında olduğunuz için bırakamıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, eril enerjiler, niyetleyen dişil enerjiler için konuşuyorum. Aklınızda ya da kalbinizdeki eriller maalesef size bir oyun gibi yaklaşıyor. Evet, dediğim gibi bakın bir daha söylüyorum size, aklında ve kalbinde bitmeyen bir bağı var. Sevgisi de var. Size karşı duyguları da var. Ama dediğim gibi kafasında da belirlisiniz. Kaderinizde olacağını da biliyor. Size karşı dengeli yaklaşıyor. Ama hani ben bu kadın için ölürüm, biterim, aşkından yanıyorum, tutuşuyorum kafasında maalesef değil diyorum. Sadece sizinle dengeli bir ilişki yürütme çabası içerisinde olduğunu burada görüyorum. Haydi bakalım sonuca. Evet. Oo, çok güzel. Bakın. Sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. O kadar enteresan iki kartla sonuca bağladım ki şu anda. Şimdi sevgili eril enerjiler, dişil enerjiyle sonuç itibariyle ciddi anlamda bir konuşma yapmak istiyorsunuz. Sonuç olarak duygularınız ya da hislerinizle bağlantılı. Bunu yapacaksınız. Yapacağınız bu konuşma biraz sıkıntılı geçse de, ki beşli bir zamandır bu kart bende, böyle bir zaman dilimi içerisinde yapacağınız konuşma ilk etapta sıkıntılı olsa da sonuç itibariyle istediğinizi alabilirsiniz. Gönlünüz rahat olsun eril enerjiler. Geldik dişil enerjilere. Gördüğünüz gibi dişil enerjiler her zaman olduğu gibi güneş kartı bende evliliğe giden yol kartıdır. Evlilik kartıdır ya da aranızda sıcaklık ve yakınlaşmanın ilerlemesi kartıdır. Tabii ki normal olarak dişil enerjiler eril enerjide sonuç itibariyle evlilik yolu içine girmek istiyorlar. Ama dediğim gibi eril enerjiler, evet, sizi kafasına belirlemiş olabilir ama şu anda bazı korkuları olduğu için, ama maddi ama manevi anlamda bunu erteliyor olarak bana gösteriliyor. Ve sonuç olarak size bütün bunların ardından bir de olumlama kartı çekmek istiyorum. Şöyle elime bir gelsin bakalım. Evet, zaten güzel de bir olumlama kartı geldi. Evet, şöyle bir okuyalım. Kalbimdeki aşk acısını ve eski kırgınlıklarımı sevgiyle kabul ediyorum ve şifalanmasını niyet ediyorum. Demek ki geçmişten gelen aşk acılarınızı ya da kırgınlıklarınızı şifalandırın ki ilişkinizde de sonuç itibariyle istediğiniz sevgiye kavuşasınız diyorum.
şöyle de olumlamanızla videomuzu bitirelim. Evet, şöyle gösterelim. Evet, bu olumlamayı da yaparsanız umarım sizin için şifa olur diyorum. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi bırakmayı ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. İnanın, yorumlarınızı tek tek okuyorum, dikkate alıyorum ve yorumlarınızla bağlantılı farkındaysanız videolar çekmeye gayret ediyorum. Önerileriniz dikkate alınıyor benim tarafımdan, emin olabilirsiniz. Özel ve kişisel danışmanlık için de Tarot'un Kraliçesi Instagram adresinden DM'den ya da 0544-405-5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.